Evet arkadaşlar, 3 silindir dizel Hyundai Getz'imiz var. Aracımız hararet yükseliyor, sürekli ısıtıyor şikayetiyle geldi. Ciddi bir anlamda su kaçağımız mevcuttu. Şöyle güneşten yansıma var. Şöyle bir odaklamaya çalışalım. Şöyle gölgelik yapayım size. Arkadaşlar, devirdaim arka borusu burada bu araçların. Devirdaim arka borusu çürümüş. Şöyle gördüğünüz üzere. Burada deliğimiz mevcut ve borumuzun içi şöyle birazcık gölge yapmaya çalışıyorum da iyice çürümüş. Her yerden kopmalarımız mevcut. Yani geçici bir çözüm olarak acil bir yere gidecek kadar belki tamir edilebilir ama nerede ne zaman bırakacağı belli olmaz. O yüzden aynı boru bu arada yok piyasada, yetkili servisin elinde yok. Biz şu şekilde şöyle karşılaştırayım. Aynı boruyu bulduk. Sadece aradaki farkı birazcık uzun. Bir zararı olmaz ama bütün hortum yerlerine varana kadar, civata yerlerine varana kadar aynı. Şöyle. Sadece bunun o-ringi üzerinden çıkana göre biraz ince. Buna kalın bir o-ring takıp o şekilde montajını gerçekleştireceğiz. Bu tarz çözümler için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Accent CRD'yi, 1.5 CRD'yi, 3 silindir, Getz 3 silindir. Bunların arızalarını çözemiyor ustalar. Kimisi girmek istemiyor. Bu araçlara biz yapıyoruz. Sıkıntı yok. Şu yüzeyi şimdi ben biraz temizledim. Sizlere de göstereyim. Şöyle kamerayı biraz çevireceğim. Şu yüzey temizlenecek. Güzelce içerisi. Çünkü oraya o-ring oturacak. Herhangi bir kaçak vesaire yapmaması için öyle bir şey yapacağız. Güneşten dolayı kamera çok parlıyor. O yüzden şöyle kısaca bir anlatayım istedim arkadaşlar. Bu boruyu sökmek için aracımızın şarj dinamosundan tutun, buradaki kulağımıza varana kadar, rulmanların takıldığı kulağa varana kadar söküyoruz arkadaşlar. Alttan bu boruyu sökme şansımız var mı? Yine var. Marşı falan söküp alttan da çalışma şansımız var ama üstten çalışmak daha kolay, daha sağlıklı geliyor. Evet arkadaşlar, devirdaim arka borumuzu bağladık. Bütün kelepçelerimiz, her şeyimiz sıkıldı. Küçük çaplı ufaktan bir basınç verdim, suyunu doldurup. Kaçak olmadığını tespit edince, bu arada şunun kepçesi de patlamış, onu da değiştirdim. Kaçırmadığını tespit edince tekrar radyatörü hortumunu söktüm. Şu parçamız var biliyorsunuz. Oraya geçmesi gerekiyor. Bu parçamızı takacağız yerine. Ondan sonrasında geri kalan işlemlere devam edeceğiz. Ara parçamızı taktık arkadaşlar. Hem rulmanlar hem şarj dinamosu vesaire ona bağlanıyor. Bu da şarj dinamosunu tutan sabitleme cıvatamız. Pastan, oksitten, kireçten artık iyice korozyon yapmış. Bunu da güzel bir temizleyip, inceden bir gres uygulayıp o şekilde takalım. Bir dahaki artık biz sökersek hem kolay olur, başkası sökerse de bize dua eder en azından. Adam rahat söker. Evet, cıvatamız güzelce temizlendi. Sabitleme cıvatası. Şimdi ufaktan bir gres uygulayıp montaja devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızın bütün her yerini topladık. V kayışı, şarj dinamosu, kablolarımız Bir vesaire. takımsa yok. Hepsi toplandı. Şimdi bir marşa basıp bakalım su kaçağı var mı?